Siz de Fikirtepe'de yaşayan, Fikirtepe'de yer sahibi olan bir vatandaşımızsınız. Evet. Sosyal medyayı da güncel olarak takip ediyorsunuz. Evet. Bazı sıkıntılarınız da var. Bunlara girmeden önce buyurun, önce kendinizi tanıtın. Ben Tülay Ayaz, Fikirtepe'de evet. oturuyorum. Evet. Doğma büyüme Fikirtepe'liyim. Bizim burada dedemden kalma yerimiz var. Memleketiniz neresi? Rize. Rize'desiniz. Hı-hı. Evet, buyurun. Memleketim Rize. Bizim burada mahkemelik olan yerimiz var. Hı-hı. Dedemin zamanında miras kaldı bize. Hı-hı. Bundan 22 sene öncesi Kadıköy Belediyesi parasını yatırıyor. Hı-hı. Şuurlandırıyor yerimizi. Ve dedem parasını almıyor, mahkeme açıyor. Ben arsamı kimseye vermem diyor. Davasını açıyor. O zaman bu zamandır dedem ölüye gidiyor. Bizlere. Tabii tapu elinizden çıktı. Tapu elimizdeydi. Tabii ki o dönemde, yani tapu elimizden derken yarısını istimlak ediyor arsamızın. Hı hı. Arsanın yarısını istimlak ediyor. Şimdi o zaman ya size şu bugünkü değerden. Evet. Bugünkü değerden size ya bedelini ödemesi lazım. Hiçbir şey ödenmedi. Siz o zamanki parayı almadığı için bugünkü değer üzerinden paranızı alma hakkınız var. Biz paramızı almak istemiyoruz. Biz toprağımızı almak istiyoruz. Hı hı. Bu hala şu anda... Ha, kamu yararına istenilen, kesin isimle giden yer kamu yararına kullanılmadığı için siz yeri almak istiyorsunuz. Evet, anladım. Evet, bizim mahkememiz sürüyor hala. Mahkemeler mesela açıldı, kazandığımız halde bize yerimiz hala daha geri verilemedi. Şimdi şu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi burada mahkeme süreci 22 yıldır devam ediyor diyorsunuz. Evet. Şu anda Fikirtepe'de yeriniz var. Fikirtepe üzerinde şu an anlaşma yaptınız mı? Hayır, yapmadık. Çünkü peki. yerimizin mahkemelik olduğundan dolayı yapmadık. Bizim de sıkıntımız bu. Yerimizin bize verilip biz hemen bunu müteahhide verip yerimizi de... Belediye eliyle oluşmuş olan bu sıkıntı evet, var diyorsunuz. Evet. Şu anda devlet kademelerine ulaşmış durumda bu diyorsunuz. Mahkemeden haklı olduğumuzda tescillendi evet, diyorsunuz. Evet, belediye, özel idare, kamu. Hatta ben dedim ki kamu kim dedim, devlet dediler. Hazine kim dedim, yine devlet dediler. Devlet kim dedim, devlet benim devletimse benim devletim benim toprağıma nasıl el koyuyor? Evet. Yani ben buna çok kızgınım ve çok kırgınım. Siz diyorsunuz ki benim yerimi ya geri verin evet. ya da hakkım neyse bunu ya şimdi... Ya benim yerimi verdiler, benim toprağımı ne yapacaklar ki? Benim arsam 1770 metrekareydi. Evet. Yarısını bölmüşler. Yani yarısını o ne yapacak alıp da? Kadıköy Belediyesi özel il idare ile arasında kasta olan yeri takas yapıyorlar arasında. Hı hı. Biz mahkemede gittiğimiz zaman bunlar hazine, özel il idare, Kadıköy Belediyesi üçünden de mahkeme görüyoruz. Kazanıyoruz ama bir şekilde kılıfına uyduruyorlar bunu. Ne yapıyorlarsa... Hı hı. Tekrar bir mahkeme yolu açılıyor. Halen daha sürümde. Şimdi bu mahkemeye dair olmuş bir konu. Mahkemeye evet, devam ediyor. Evet. Siz burada mahkemeye kazanmış olmamıza rağmen mağduriyetimiz devam ediyor diyorsunuz. Evet, evet. Burada illaki yetkililer bunu izliyordur. Yetkililer görecektir. İnşallah görsünler ya. Bu sorunun bir anda çözülmesini evet. ve buradaki kentsel dönüşümün evet. bu yolla hızlandırılmasını evet. istiyor diyorsunuz. Bir an önce yani lütfen. Peki firmalar noktasına değinmek istiyorum. Fikirde evet. ve genelinde, sözleşme noktasında. Evet. Bu konudaki açıklamanız nedir? Yani size burada herhangi bir firma teklif verdi mi? Siz burada imza Yok, attınız daha, mı? Yok daha şey yapmadı. Verenler oldu ama biz yerimizi bekliyoruz. Evet. Onun için kimseyle görüşmek Peki genel yok. Olarak Fikirtepe genelinde gördüğünüz bazı sıkıntılar var mı? Sizin dile getirebileceğiniz? Evet. Başlandı denilen yerler başlanmadı. Yıkım olunan derler daha kötü oldu. Boşalan evler. Yani öyle bir şey ki sokağa çıkamaz olduk. Hı hı. Belirsiz kişiler geldi. Yani hiç bilmiyorsun. Nüfus popülasyonu değişti. Farklı çok, insanlar çok, buraya çoğalmış çok, oldu. Çok çok farklı kişiler evet. geldi. Çok değişik insanlar geldi. Yani düşün ki boş olan yerlere evlerine yani benim karşım dairemde en alt katta muşamba gelip orada oturuyorlar. Orada kim oturabilir? Yani boşaltıp gitmişler. Komşularımızın çoğu gitti. Hı hı. Yani berbat bir şekilde. Peki daha şu kötü. Anda ruhsatlar verildi. Bazı inşaatlar hem satışa da başladı. Bu belli bir ufaktan bir ilerleme var. Ben doğrusu bu ilerlemeyi ben burada görmedim. Ben şu an gözle görülü bir ilerleme hayır, yok diyorsunuz. Kesinlikle yok. Kesinlikle evet. yok. Yani hiçbir böyle güzel bir... Ben bazen mesela müteahhitlerin yaptığı binaları görüyorum hani bizim çevremizde. Hı. Gayet güzel başlıyor. 7-8 ay sonra bitiriyor. Burada hiçbir şey yok. Boşalmış evler. Berbat. Her köşe başında bir değişik bir gençler. Bürokrasi mi ağır işliyor acaba sizce? Evet. Bürokrasi evet. ağır işliyor. Evet çok ağır işliyor. Yani laf var, icraat yok. Anca laf var. Peki şu anda bürokrasi Büyükşehir Belediyesi'nde. Valla ne yapacaksa bir an önce Büyükşehir Belediye'miz... Lütfen yapsın. Ben ona defalarca yazımı da gönderdim. Ben ona kendim yazı da yazdım. Ötekinlere de yazı yazdım ama hiçbir cevabını Peki alamadım. Peki bunda şey var mıdır? Mesela bu işin ağır ilerleyen işte bürokrasi belki haklı olarak vatandaşın hakkını koruma kanunu izleme uydurmak için bazı belki bir evrakları istiyor olabilir. Burada firmaların eksik noktaları olabilir mi? Firmaların hepsi eksik zaten.
kaybettikleri değere vurduğun zaman belki misliyle fazla olabiliyor. Olur, bak ben şu anda 22 senedir mahkeme gördüğüm, kazandığım halde geri mahkeme hani bir takım bir şeylerle şey yaptığı zaman bu ne, biz hukuksa hukukumuzu işliyoruz. Hı. Yani kanunen gidiyoruz ama biz kanunen de bir şey halledemiyoruz. Anladım. Vatandaş olarak buna gücümüz yetmiyor diyorsunuz. Yetmiyor, hayır. Burada devletimiz. Devlet bize burada belli bir kriterler koysun diyorsunuz. Evet, devlet. Her firma noktasında, hem sözleşme noktasında haklarımızı koruyucu güvence altına. Sözleşme koyacak çünkü hak burada hiçbir şey yapamaz. Evet. Hiçbir şey yapamaz ya. Ben 22 senedir bir şey yapamadım. Kaç kişiyiz, kaç tane avukat giriyor. Uğraşamıyorum da nasıl uğraşsınlar? Böyle imkanı olmayan bir sürü yani, imkanı insanlar evet, var. Yani buraya bir takım bir şartları yine bizim devletimiz halledecek. Halletti mi o halledecek. Halledi mi hiçbir şey halledilmez. Yoksa çok berbat olur buralar. Anladım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Tülay Hanım? Valla ben yetkililer duyarsa sesimizi çok güzel olur. Ben buradaki toprağımızı istiyorum. Ben dede ocağımızı, çocukluk toprağımızı, kendi toprağımızın bize verilmesini istiyorum. Ben başka kimsenin de toprağını istemiyorum. Anladım. Yani bizim olan yeri istiyoruz sadece. Bizim kullan, şu anda da elimizde olan yer. Yani bizim yerimiz. Evet, sözleşme noktasında uyarılarımızı yaptık. Kendi davanızla ilgili de uyarılarımızı yapmış olduk. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim fikir ve haber olarak. Teşekkür ederim Yasemin. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.